de birlikte bir şeyler yapabilmek hepimizin hedefi. Bu nedenle böyle bir toplantıyı düzenlediği için, böyle bir yaz okulunu düzenlediği için Hüseyin'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü informal eğitimin, biz yaz okulları gibi, işte workshoplar gibi, yarışmalar, tüm bu çalışmaları en formal eğitimin içine koyuyoruz. Formal mimarlık eğitimini desteklediğine, geliştirdiğine inanıyoruz. O açıdan çok değerli yazın sıcağında memleketimizi bırakıp buraya gelmek ve birlikte tartışmak, düşünce geliştirmek, eğitime ve pratiğe katkıda bulunmak çok değerli bence. Onun için ben de teşekkürle başlamak istiyorum. Hüseyin de söylediği gibi İstanbul Üniversitesi'ne yetişen bir öğretim üyesiyim. Emekli oldum demiyorum. Ayrıldım diyorum. Emekli oldum gerçi zannediyorlar. İlk yılımızı doldurduktan sonra bir Özyeğin Üniversitesi'ne sonuçta geçtim. Şimdi çalışmalarımı orada devam ediyorum. Kültür ve mekan etkileşimiyle ilgili daha çok çalışıyorum. Gerek akademik araştırmalarımda, çalışmalarımda, gerekse eğitimde bu konu çerçevesinde kent ölçeğinden ev ölçeğine kadar çalışıyoruz. Bugün size İstanbul'a nasıl bakılır, nasıl bakılmalıdır, İstanbul nedir, İstanbul nasıl okunur, onun üzerinde biraz sizinle konuşmak istiyorum. İstanbul'u bir palimpsest kent olarak okumak üzerine konuşacağız, tartışacağız. Bir anlık size bu palimpsest ya da kentsel palimpsest kavramına girmeden önce İstanbul'la ilgili birkaç slide göstermek istiyorum. Sağ üst köşede gördüğünüz kırmızı nokta benim 36. katında bulunduğum Hilton otelinden çekilmiş resimleri göstereceğim. Burası önemli. Niye? Çünkü şu noktadan baktığınız zaman tarihi yarımadadan tutun bakış açınız. Karşı taraf tekrar Boğaz ve tekrar arka taraf ve döndüğünüzde de Haliç tarafını görüyorsunuz. Ve İstanbul'un son durumunu rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Böyle bir başladım birkaç tane bir noktadan göstermek. Biraz aynı fotoğrafa yaklaştığımızda katman katman gelişen bir fotoğrafını görüyorsunuz İstanbul'un. Önde daha eski yapılar, arkada yeni yapılan bölgeler, onun arkasında başka bir katmanı rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Birazcık daha sağ tarafa döndüğünüzde o kattan, Boğaz Köprüsü'nden başlayarak resimler çok yağmurlu ve sisli bir gece geliyor. Çok net bir şey değil ama İstanbul'u anlatacak en iyi nokta diye düşündüğüm için buldum. Sağda köprünün bir ayağını görüyorsunuz, karşı tarafı görüyorsunuz ve ondan sonra da yine Bomonti'den baktığınız manzara var. Bomonti ise hemen daha yakınında, Hilton'un hemen yanında başlayan inşaatlar ve arkada görünen eski biraz daha önünüzü çevirdiğinizde, tam Haliç Dilama Haliç Yönü'ne doğru çevirdiğinizde karşı tarafta Perpa ve Perpa'nın arkasında gördüğünüz manzara da budur. En aşağıya, 36. kattan aşağıya baktığımızda hemen bunun yanında olan bir yer. Dönüp 360 metre görebildiğiniz bir yer burası İstanbul'u. Sağ tarafa döndüğünüzde karşı tarafa bakıyorsunuz. Hilton, eski Hilton görüyorsunuz. Gökkafesi görüyorsunuz. Boğaz. Burası Haydarpaşa. Kız Kulesi. Ve de ilk en yüksek binalarımızdan biri olan ilk
cami. Tabii İstanbul'u bütün imajlarımızda, imgelerimizde İstanbul dediğimizde denizden görülen İstanbul. Kadıköy'den Karaköy'e geçerken bir İstanbul resmi koydum. Karşı taraf, burası Beşiktaş, Dolmabahçe, Beşiktaş'tan yukarıya çıkan ve biraz önceki resimleri bir dizi resimde fotoğrafı gösterdiğim yerse şuralarda bir, hatta da şuralarda bir yerden bu tarafa bakmıştı. Şimdi ters yönden denizden karşı tarafa bakarak Barbaros Kulvarı'nı görüyorsunuz. Daha sol tarafa kaydığımızda Galata'yı görüyorsunuz. Galata Kulesi. Birazcık daha Karaköy'e doğru kayıyoruz. Buradaki tüm farklı katmanları çok rahatlıkla, farklı zamanlardaki farklı katmanları çok rahatlıkla görebilirsiniz. Birazcık daha gittiğimizde artık Topkapı Sarayı, tarihi yarımada görmeye başlıyorsunuz. Evet, şimdi bunu gösterdikten sonra birazcık İstanbul'u biz workshoplar, bir dizi workshoplarla ele aldığımız zaman başladık. 2012 yılında biz uluslararası bir kuruluşun kurucusuyum ben, kültür ve mekan network'ünün. Onun ilk ulusal ayağını düzenlediğimiz zaman İstanbul'u ele alalım, İstanbul üzerinde kültür ve mekan kurumlarını tartışalım dedik. Ve de biz İstanbul'u bir prenses kent olarak ele almaya karar verdik. Bu network'ün öğrenci buluşmalarında, kültür ve mekan buluşmalarında bir dizi makale seçkisi yapıyoruz doktora öğrencileri için. Atölyeler, lisans öğrencileri için atölyeler yapıyoruz. Tüm Türkiye'ye açtığımız lisans, yüksek lisans öğrencileri için bir fikir yarışmamız var. Ve ondan sonra 6 ay süren bir süreçten sonra da hep bir araya geliyoruz. Geçen sefer bu da yaptık en son dördüncüsünü. Ve bütün bu çalışmalar, bütün bu fikirler İstanbul'u, prenses bir kent olarak İstanbul'u okuma üzerine düşünceleri burada sergiler yaparak, sunuşlar yaparak son gün bir buluşmasıyla tamamlıyoruz. Onun için bu kavramı oradan başlattığımız için birazcık da bizim network'ümüzden doğrusu size bahsetmek isterim. Çünkü 2 yılda bir tekrarlanan bir etkinlik. Uluslararası IFC kuruluşunun altında akademisyenler birçok network'lerle çalışırlar. Bunlardan bir tanesi bizimki yapısal çevrede kültür ve mekan. Bu çerçevede yaptığımız dediğim gibi bütün şeyimiz, amacımız bu en formal aktivitelerle mimari tasarım eğitimini desteklemek. Çok fazla durmayalım ve burada da belli bir kavramsal çerçeve, belli bir düşünce, bir bakış açısı gerekenle okuyoruz. Çevre davranış çalışmalarından temellenen bir kavramsal çerçevesi var. Tüm düşüncelerimizin, tüm İstanbul'u okumamızın bir yandan da tasarım eğitimiyle üst üste düşünüp yerelden küresele kenti ele alıyoruz. Şimdi böyle olunca aslında sadece eğitim için değil, mimarlığın pratiği içinde, mimarlığın kendi pratiği içinde kent çok önemli bir laboratuvar olmaya başlıyor. Kenti ele almak, sizin de böyle bir yazı okulu yapmanız gibi kenti anlamak, içinde en iyi kentlerden biri İstanbul. Bunu da geçeyim isterseniz. Burada önemli bir şeye oturmak istiyorum. Neden bunları düzenliyoruz? Niye bir araya geliyoruz? Niye bir bakış açısıyla bir kente bakmaya çalışıyoruz? Çünkü
da bulunmak üzere bütün bunları ele alıyoruz. Şimdi birazcık prenses kavramına değinmek istiyorum. Duydunuz mu arkadaşlar daha önce prenses kavramına? Nedir prenses? Bilen var mı? Bir bana bakarsınız. Duydunuz mu? Evet, bir kişi var. Nedir sende? Prenses nedir? İlk olarak sözlükte anlamına bakmıştım. Şey çıkmıştı. Mısır'da eskiden parşömenlere yeniden yazılır ismini tekrar edilir. Evet, çok doğru. Orta çağlarda kağıt kıtlığı var. Kağıt kıtlığı olduğu için de o zaman işte papirüslerin üzerine çiziliyor, yazılıyor. Ve çok değerli papirüsler. O zaman bir pedik geliştiriliyor. O papirüsleri hafifçe bir kimyasal bir kullanarak hafifçe siliyorlar. Tekrar üzerine yazmaya, çizmeye başlıyorlar. Bu okunduğu zaman yenisi net okunabiliyor ama eskisi de okunabiliyor, görülebiliyor. Yani üst üste gelmek ama silmemek. Aslında birbirine karışma, yazıların ve çizimlerin birbirine karışması. Yazılıp silinen, bu çok önemli. Yazılıp silinen, üst üste yeniden kurulan bir çok katmanlı bir yapısı var. Onun için de palimpsest kavramından kentsel palimpsest kavramına geçiyor. Ve mimarlar, plancılar, bilim adamları, düşünürler böyle bir kavramı ölünç olarak kentsel palimpsest olarak da mimarlıkta kullanmaya başlıyorlar. En önemli yanı çeşitli katmanlar var. Onun için hani katmanlı kent İstanbul değil niye palimpsest kent İstanbul diyoruz? Biraz anlayacağız onu aslında. Çünkü katman sadece katmanlı kent dediğimizde sadece bir tarihsel katman anlaşılır. Ama burada sadece tarihsel katmandan bahsediyoruz. Yani farklı zamanlarda bir araya gelmenin dışında palimpsest, kentsel palimpsest oluşturan başka özellikler de var. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Zamansal ve mekansal düzlem var. Çok önemli. Bu zamansal ve mekansal düzlemde birbirinin bir arada var olmak aslında. En önemli belki tanımlayabileceğimiz şey bu palimpsestli, kentsel palimpsestli. Aslında sınırsızlık var bunun içinde. Sınırlar yok. Sınırsızlık var. Sonsuzluk var. Çünkü bir araya gelmiyor. Sonsuzluk içinde geçmişten geleceğe bir araya gelinen, okunan bir durum var burada. Kent bağlamında da özellikle bu katmanların çeşitli dinamiklerle değişerek ve gelişerek ve de dönüşerek üst üste gelmesini hissediyoruz. İşte onun için İstanbul tam da bunun en iyi örneklerinden biri. Dönüşüm, dönüşerek yaşıyor. Yok
1970'lerin başında yıkıldılar. Sadece 20 yıllık bir ömür. Mimarlık eleştirmeni James bu yıkımı modern mimarlık St. Louis'de 15 Temmuz 1972 tarihinde saat 15.15'de ve sonra 15.30'da sona ermiştir der. Ve bir dönüm noktası olarak gösteriyor bu yıkımı. Öncekilerin isteği tümüyle siliniyor. Hemen yerine sonrakiler yerleştiriliyor. İşte bizim tartışmak istediğimiz konu aslında bu. Bu üst üste farklı zamanlarda üst üste gelen katmanlar, üst üste gelen yaşamlar silinmeli midir? Silinmemeli midir? Birlikte mi okunmalıdır? Bunlar nasıl yan yana gelirler? Ve düşünerek bakmak İstanbul'a. Palimpsest bir kent olarak İstanbul'a bakmak özünde bu arkadaşlar. Çünkü İstanbul'a özellikle Batılıların gözünde bakıldığında aslında Doğu ile Batı arasında, işte İslam'la da İlk arasında bir köprü gibi bakılır. Bunların arasında bir mücadelenin arenası olarak görülür. İşte kentsel dönüşümden bahsedilir, küreselleşmeden bahsedilir. İstanbul'da yeni oluşan bir durum gibi buna bakılır. Ama İstanbul aslında çok yüzyıllardır küresel bir kent. Yüzyıllardır İstanbul'da yaşamlar dostu söylüyor. İstanbul'a böyle bakmak gerekiyor. Bütün bu klişelerin ötesinde İstanbul'da yaşayan, kendi yaşayanların kimlikleri üzerinden de İstanbul biçimleniyor aslında. Onun için Palimpsest'in bir katmanından birisi de, bir farklı tanımlarından birisi de sosyal ve kültürel Palimpsest. Sosyal ve kültürel sadece fiziksel katmanlardan bahsetmiyoruz. Farklı insanlardan, farklı kültürlerden, kentte yaşayan farklı insanların farklı kimliklerin üst üste gelmesinden bahsediyoruz. Palimpsest İstanbul dediğimizde. Karmaşık bir kent İstanbul. Olduğundan beri karmaşık. İlk zamanlardan beri karmaşık. İstanbullular aslında küreselleşmeyle değişen, küreselleşmenin kendi getirdiği dönüşümlere direnen, anlamaya ve uyum sağlamaya çalışan, bozuk yeniden şekillendiren, uyum sağlayan, sağlamayan, anlayıp uyum sağlamaya çalışan iki farklı insan gibi İstanbul görülür. İstanbul'da yaşayan insanlar, İstanbul'daki farklı kimlikler. İstanbul'da hep bu yaşayan insanları, yaşayan farklı kimlikleri düşünmeden, anlamadan İstanbul'un sadece fiziksel ve mekansal katmanlarını anlamaya çalışmak o çok da doğru olmaz nedenle. Yani baktığınız zaman sadece katmanlı bir kent olarak baktığınız zaman evet Roman, Bizantin, Latin, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devam eden bir süreci var. Bu çok doğru. Fakat İstanbul'un son 40 yılı çok önemli. Her dönemi önemli olduğu için o kadar. 1980'lerden bu yana olan değişimli ve tüm dünyada olan ve Türkiye'de olan değişimle beraber İstanbul'da hızlanıyor İstanbul'da değişim. Önce daha yavaş akan, daha yüz yıllara varan katmanlar oluşurken 80'den bu yana çok hızın hakim olduğu bir değişim ve dönüşüm yaşamaya başlıyor. Ve artık yavaş yavaş izler silinmeye, yeni izler gelmeye, eski izler okunmamaya başlıyor. Çeşitli dönemlerden, farklı zamanlardan, kompleks ve üst üste düşen yapısından, sosyal, mekansal ve zamansal katmanlarını görüyorsunuz. Hiç bunları çok tekrar ediyorum arkadaşlar. Sadece fiziksel katman değil, sosyal, mekansal ve zamansal ve kültürel katman olmadan İstanbul'u anlamak mümkün olmuyor.
değişen İstanbul, değişen dinamikleri yeni bir palimpsest kimlik oluşturuyor İstanbul'da. Şimdi çok önemli bir noktaya geldik. İstanbul palimpsest bir kent. Bu bütün palimpsest kavramını anladıktan sonra aslında birazcık düşünmeye ve tartışmaya başlayabiliriz. İstanbul bir palimpsest kent midir gerçekten? Bunu düşünmek gerekir. Palimpsestlerde eski yazı ne kadar kazınsa da yeni yazının altından izleri okunabiliyor. Ve ilk iki yazı da bir anlamda üst üste biniyor. Peki İstanbul böyle mi? Farklı düşünenler var, farklı mimarlık eleştirmenleri var, farklı mimarlık tarihi eleştirmenleri var. Bir kısmı diyor ki, evet İstanbul'daki izler okunabiliyor. Okunmalı. Bir kısmı da diyor ki, bir bölümü tartışmanın büyük karşıt grubu olan bir tartışmanın, hayır, kahveyi ayrı içiyorsunuz, sütü de ayrı içiyorsunuz, ondan sonra fakat kahveyi ve sütü birbirine kattığınız zaman bir melanj oluyor. O artık yeni bir durum. O yeni bir duruma alışmak gerekiyor. Kahveyi ayrı kahve olarak görmek, yani melanj olduktan sonra kahve ve süt birbirine karıştıktan sonra artık kahveyi de göremezsiniz, sütü de göremezsiniz. Yeni bir durum vardır. O zaman bu yeni durumu mu? İstanbul böyle bir yer mi? Böyle bir şey, böyle bir yer mi olmalı? Yeni durumu hep soruları soruyorum arkadaşlar. Aslında tek bir doğru söylememeye çalışıyorum. Sizin düşüncelerinizi açmaya çalışıyorum. O zaman İstanbul'un bu melanj durumunu mu kabullenmeliyiz? Bu durum üzerinden İstanbul'u tartışmalıyız. Çok katmanlı, değişken kimlikli yapılar var. Ve bu kentin hafızasını oluşturuyor. Diğer grupta bunu söylüyor. Diyorlar ki, hafıza mekanları çok önemli. Yani yeni durum olmak önemli. Var olan durumu kabullenip geleceğe taşımak önemli. Onun için İstanbul hakkında aslında İstanbul kötüye gidiyor. İstanbul işte şöyle, İstanbul böyle gibi düşünmemek de gerekiyor. İstanbul'un yeni durumunu anlamaya çalışmak, yeni durumuna çözümler üretmek, yeni durumunu eleştirmek, yeni durumuyla beraber geleceğe taşımanın görevleri sizlerin üzerinde. Çünkü öbür türlüsü biraz nostalji oluyor. Yani İstanbul eskiden güzeldi. İşte köşkler vardı, yalılar vardı, Erdoğanlar vardı. Peki, yok şimdi. Yani bunun doğru bir süreç olduğunu söylemiyorum. Yanlış yönetilen bir süreçle bu yok oldu. O zaman ne yapacağız? Yani bir nostalji yapıp eskiye mi öküreceğiz? Yoksa bu yeni durumunu anlamaya mı çalışacağız? Bütün bu manifest olarak kente bakmamızın aslında yer değirmeninde de tam bu konunun yer değirmeni İstanbul'un küçük ölçekli bir yeri. Yer değirmeni de manifestli kent, manifestli bir yerleşim. Yer değirmeni de böyle düşünebilirsiniz aslında. Ona da manifestli okumayla bakabilirsiniz. İstanbul geleni geri çevirmiyor. İstanbul böyle bir durum var. Herkes geliyor. Herkes İstanbul. Ve İstanbul asla geleni geri çevirmiyor. Ve üst üste binen kültürlerin yarattığı bir durum var İstanbul'da. Üst üste binen kültürler, üst üste binen insanlar, üst üste binen kimliklerin yarattığı okunaksız gibi görünen ama yine de anlamlı bir hale var İstanbul. Ben hep böyle düşünüyorum. İstanbul'un her zaman anlamlı bir hale olduğunu düşünüyorum. Okunaksız değil aslında İstanbul. Okunaklı. Eğer farklı bir bakış açısıyla, doğru bir bakış açısıyla bakarsanız İstanbul'u okuyabilirsiniz, doğru okuyabilirsiniz. İstanbul'un çekerleriyle kentin merkezi arasında da farklı katmanlaşmalar. İstanbul'un çeperlerinde bütüncül katmanlar, yani katman olduğu gibi değişebiliyor ya da yeni bir katman gelebiliyor burada. Fakat eski yerleşim alanlarında yer değerini
yeni katmanlar, parçalı katmanlar, bütün bunlar ne olmalı? Bütün bunları bizim tasarımcılar olarak, düşünürler olarak, mimarlar olarak, işte asıl görevimiz de tam da burada başlıyor. Kent ve mimarlık arasındaki bir dönüşümsel ilişki var aslında. Ve dramatik bir görünüm. Çok 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 dramatik bir görünüm var aslında. Bu kimi zaman kendiliğinden oluşuyor. Kimi zaman birileri müdahale ediyor. Ne olursa olsun, isterse kendiliğinden oluşsun, isterse müdahale sonucunda oluşsun, mekanlar yeniden üretiliyor. Yeniden İstanbul, yeniden üretilen mekanların kenti. Zamansal ve mekansal katmanlaşma bunun için oluşuyor. Ve de bunun yanı sıra da sosyokültürel ve toplumsal katmanlar. Sonuçta her yerin aynılaştığı bir zamanda yaşıyoruz. Bu sadece İstanbul'un sorunu değil, İstanbul'un sorunu değil. Aslında tüm dünyada, tüm Türkiye'ye, işte Kıbrıs'a baktığınız zaman aynılaşma çoktan başladı. 1980'lerden bu yana aynılaşma başladı. Küresel eşitsizlikler, rekabet, markalaşma, bütün bunlar dönüşümü yaratan durum. Kendileri de farklı taktiklerle ötelemeye başladı. Bütün bu çok katmanlı yapı içinde göç, politika, tüketim, hız, teknoloji, aidiyet, kimlik, bellek, ayrışma, fragmentasyon, bütün bunlar, bütün bu kavramlar bizim yeni manifestolar üretmemiz gerekiyor. Yeni diyaloglara zemin sağlıyor bütün bu kavramlar ve de bugün bizim bakacağımız, tartışacağımız konu aslında birazcık gelecekteki geçmişi ve geleceği düşünmek. Geleceğe bakmak, gelecekten geriye dönüp, bugün artık çünkü gelecek ve geçmiş olacak, gelecekteki geçmişi düşünmemizin, bu noktadaki kesişim noktalarını ele almamızın gerekli. Şimdi size birazcık da yine İstanbul'un en önemli noktalarından biri. Hani Hilton'un elinden çektiğim resimlerde karşı tarafı görmüştük ya gökdelenleri. Şimdi de o gökdelenlerden, gökdelenlerin üst katına çıkarak bu sefer o tarafa baktığımızda çok tipik bir fotoğrafını görüyorsunuz İstanbul'un. Yine solda görüyorsunuz. Boğaz'ı görüyorsunuz. Bak bu Maslak'tan aşağıya doğru inen burgları görüyorsunuz. Büyük dere burgları. Ve burada da Nikon'dan gördüğümüz yüksek yapıları. Kentin tek yeşil alanı olan bu bölgedeki tek yeşil alanı olan Zincirlikuyu mezarlığının yeşilini görüyorsunuz. Ve kentteki bu bulvar boyunca yükselen yüksek binaları ve karşı taraftaki Levent iki katlı evlerini, bir sosyal şeyini hala kendini koruyan bir yapılaşmayı görüyorsunuz. Ve daha sonra da Beşiktaş'a doğru inen köprüden vatandaşlar, köprüden karşıya geçişi görüyorsunuz. Bu da aslında İstanbul'un son durumundaki katmanları çok iyi anlatan fotoğraflardan biri. Birazcık daha yakınlaştığımızda farklı kültürler, farklı insanlar, farklı kullanıcıları rahatlıkla ve bunların mekanlarında, bunların kentsel mekanlarında yaşadıkları yerleri seçebilir duruma geliyorsunuz. Bir gece ve bu tarafta, öbür tarafta Levent gece varken Barbaros Kulları'nın ve Maslak Büyükleri'nin sağ tarafa baktığımızda ise tamamen gece kondu iken, gece kondudan apartmanlaşmaya ve yasal bir yerleşime dönüşmeye geçen sanayi çiftlikte de oraları görüyorsunuz. Yine burada Zincirlikuyu'nun Zincirlikuyu mezarlığını görüyorsunuz. Ve biraz daha yakından bakmaya başladığımız zaman artık İstanbul'un daha hakim olan dokuyu
görebilirsiniz. Çok çarpıcı durum aslında. O kata çıkınca belki de oradan izlemeyseniz söylediğim iki yüksek yerden İstanbul'a bakmak sizi çok etkileyecektir. Yeni düşünceleri açacaktır diye düşünüyorum. Giden var mı bu söylediğim? Yani mutlaka gidip bakmanız gerekir. Şimdi biz bu kültür ve mekan buluşmalarında en son dördüncü Şubat ayında bitirdik. Bir Palimpsest kent olarak, çok katmanlı, çok boyutlu bir kent olarak İstanbul'a bakmanın yanı sıra bir de kentsel artikülasyon kavramına baktık aslında. Yani Palimpsest kent İstanbul'u kentsel artikülasyonla denemeye çalıştık. Bütün makale seçimleri, işte Türkiye çapındaki tasarım görüşmesi ve atölyeler bir bu artikülasyonun üzerinde bizim düşüncelerimizi açtı. Yani artikülasyon aslında sadece bir basit bir yan yana ilişik değil İstanbul'da, Palimpsest İstanbul'da. Birazcık rastlantısallık, kendiliğindenlik ve eklemlenebilirlik kavramları. Bütün bunlarda Palimpsest İstanbul'da aslında çok iyi tanımlıyor. Kendiliği, rastlantısallık çok önemli. Kendiliğe, kendiliğinden de önemli ve eklemlenebilirlik çok önemli. Alttaki Fahri Nisa Zeytin bir tablosu. O da My Hell adlı ve biz ilk şeye başladığımızda bu artikülasyon meselesiyle açıklamaya başladığımızda bu tabloyu kullandık. En iyi açıklayan şey. Yavaş yavaş birazcık toparlarsak düşüncelerimizi. Aslında Palimpsest kenti İstanbul'da önemli bir şey var. Değişen yan yana üst üste iç içe eklemlenen, görülen katman. Hep zamansal üst üste gelen katmanları düşünmeyin Palimpsest dokumada. Palimpsest dokumada yan yana gelmek var. Palimpsest dokumada üst üste gelmek var. İç içe eklemlenmek var. En önemli tanımlarından kentsel Palimpsest'i tanımlayan İstanbul için kentsel Palimpsest'i tanımlayan en önemli şey bu. Yani İstanbul'un katmanlı yapısının farklı açılardan ele alınması. Özetlersek eğer Palimpsest İstanbul'u ve dediğim gibi bu kentsel yemek, kentsel yaşam, mimarlık ve kent kültürü, kentsel boşluklar ve de yıkmak ve yeniden yapmak ve de sürdürülebilir kentsel yaşam kavramları bu anlamda mevcut katmanlı yapıyı, mevcut Palimpsest İstanbul'u anlamamıza yarayacak kavramlar. İkinci önemli konu ise mimarlık kendinin kentin öngörülmeyen haliyle nasıl ilişkilenmiş? Peki, bir kentin hali bu. Öngörülmemiş bir hali. 1940'larda biz böyle bir hali öngörüyor muyduk, görüyor muyduk? Ama şu anda bu hal var karşımızda, bu durum var. O zaman mimarlık ne yapacak? Mimarlar ne yapacak? Mimarlık kendini nasıl ilişkilendirecek bu durum var? Bizim işimiz de bu. Bizim tartışmalarımızda bu çerçevede yoğunlaşmalı. Bu tekrarlanan, yan yana gelen, artüfile edilen İstanbul'u tartışmak, sorgulamak ve de bir düşünsel, sorgusal ve üretsel bir süreç yaşamak. Biz mimarların en önemli kazı hep mimar mıyız? Evet, mimarlar, tasarımcılar, plancılar düşünürler. Bizim birazcık burada görevimiz artık düşünsel, sorgusal ve üretsel olmamız. Sadece düşünsel olmamız yetmiyor. Düşünmemiz ve sorgulamamız ve de üretmemiz gerekiyor ki bu yazılı konuda da yaptığımız şey sanıyorum bu düşünsel, sorgusal ve üretsel bir süreç yaşayacaksınız. Yani bu kendisizleştirme kavramı da işte sizin o üretiminizin dayandığı bir düşünsel bazı ele alacak ve bunu sorgulayacaksınız aslında. En temel soru, bütün bunları anladıktan sonra en temel sorumuz tasarım
yapıyoruz. Tasarım insanı şekillendiriyor. Kesinlikle tasarım insanı insan yaşadığı yere göre şekilleniyor. Yani tasarlanmış olan çevre de tasarımcıyı dönüştürüyor. Yani sadece tasarımcı çevreyi dönüştürmüyor. Çevre de tasarımcıyı dönüştürüyor. Ve ona göre dönüşen tasarımcı çevreleri yeniden dönüştürüyor. Bu da bir bakış açısı. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Buradan hareketle yine özetleyebilirim biraz önce söylediğimi. Değişen ve dönüşen İstanbul var elimizde. Değişen ve dönüşen İstanbul katmanları var. Zamansal kesişim noktaları var. Peki biz İstanbul'u geleceğe nasıl aktarabiliriz bu durumdan? Ve bu aktarmada biz mimar ve tasarımcıların rolü ne olacak? Sorularla aslında yavaş yavaş konuşmamı bitirmek istiyorum. Birlikte tartışılabilecek olan sorular bunlar. Kenti zihnin merkezine almak, tasarımın yapım, bozum, yeniden yapım bölgesinde ortaya nasıl bir bütünü ya da parçaya konulduğunu bu sonsuz katmanların zamansal kesişim noktaları üzerinden nasıl alternatif yaşam senaryoları üretilir? Bu bizim yanılmayacağımız, tartışacağımız sorulardan biri. Tasarımlarımız çünkü bunlara dayanacak. Nasıl alternatif yaşam senaryoları üreteceğiz ki o senaryolara göre mimarlığımızı yapalım, tasarımımızı yapalım, yapalım. Artık bile edilen katmanlı bir kent ne söyler? Yani mimarlığın dili ne? Nasıl okunuyor? Mimarlık bugün neyi nasıl inşa eder? Nasıl kent tepkilenir? Tasarımcı nasıl tepkilenir? Mimarlık nasıl müdahale eder? Ve yeni kavramları ortaya almak düşünmek. Bütün bunlar bizim sorularımızı meydana getiriyor. Vaktimiz varsa beni sıkılmalısınız. Aslında birazcık bizim yaptığımız İstanbul'un böyle bir bilim ses katmanlı bir kent olarak İstanbul'a bakmak ve ondan sonra siz yer diyebilirler lazım. Biz de Bomonti'ye, o ilk bizim çektiğim ilk dönemde Bomonti'ye aldığımız bir workshop yapmıştık bunun altında. Onunla ilgili bir iki ürünü size göstermek istedim. Gösterdiğim gibi Bomonti aslında şurada sadece bir eski bira fabrikasının olduğu bir yerden tünelin yapılması, burada boş arazilerin olması, burayı birdenbire hızla canlandıran bir süreç yaşamaya başladı. 1966'daki hava fotoğrafındaki Bonn'un bu kadarken çevresi hala tarım yapılan, ekim yapılan, bostanlar varken birden 2008'deki hava fotoğrafında tünellerin yapılmasıyla, gelişmesiyle, yıkımla, yeniden yapılma ve depremin getirdiği etkisi İstanbul gelişim sürecinde de Bomonti katman katman gelişerek bugüne gelen bir kent parçası. Birkaç tane şöyle bakabiliriz. Sizin gibi öğrenciler, tasarımcılar, mimar adayları acaba bu katmanlığı nasıl gördüler? Ödül alan işler var bu arada ama bütün işler çok değerli. Onun için ödül almış, almamış birazcık karışık koymaya çalışıyorum. Çürümüş fabrikanın çürütülmüş insanları. Bomonti'de eskimeyen, yok olmayan duman, fabrikanın duvarlarına sinen, kaybolmayan sıkışmış hepsi, üst üste binmiş haritalarla, eski yeni mimari anlayışlarla, katmerleştirilmiş sınıf tabakalarında, yapılacak ticari yatırımlarla, Bomonti ruh palimpsesliğinin ev sahibi. Palimpsest Bomonti'yi arkadaşımız böyle olmuş ve böyle bir posterle bir araya, posterle anlatmaya çalışmış. Bunları yayınladığımız kitapta Hüseyin Hoca'nın örnek var. Bunu isterseniz detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ve ruhlar ruh renklerini yitirdi. Ağaçlar yer altına kaçtı. Donuk sesiyle ayakta kalmaya çalışan
sözün güzel bir anlamı bir arkadaşınız, Deniz Tektaş. İnsanların yerine konuşan binalar isimli posteri okuyorsunuz. Bomonti'de katmanlar arasında yok olmak. Deniz Tektaş Üniversitesi'nden bir arkadaşınız. Kayıp İstanbul. İstanbul'a sahip çıkmanın boşlukta kalıp kaybolmasına izin vermemek üzerine oluşturulmuş bir anıtım var. Bir başka kendi ülkeleşten küreselleşme ve sanayileşme ile beraber değişen kentler ve kentlerle ilgili de insanların yalnızlaşmasıyla ilgili bir sınıflaşması ilgili bir poster. Bir başka düşünce bu. Poster üretimine biz önem veriyoruz. Yarı yıl projelerimizi sürdürüyoruz da aslında çalıştığımız alanla ilgili, çalıştığımız yerle ilgili kent okumalarını yapıyoruz. Ve o kent okumalarını da bir filmle ve bir posterle Türkiye düşüncenizi ilmiyeleştirmek, tasarımın en önemli adımlarından biri. Onunla birlikte böyle başladığı zaman o düşüncesine o yerle ilgili kavramsallaştırma yapmış. Bu posterlerde benim sesken İstanbul'la ilgili bazı kavramsallaştırmalar. Evet, çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım düşünce biçiminize yeni bir şeyler katabilmişimdir kısa konuşmalar. Sorularınız varsa konuşabiliriz ya da siz tatlı bulmak isterseniz lütfen söyleyecekleriniz varsa söyleyin. Evet. Selam. Sunumunda genel olarak İstanbul'dan bahsettik. Kent olarak İstanbul'dan. Sunumunda genel olarak İstanbul'dan bahsettik. Kent olarak İstanbul'dan. Ama kentliğe çok az verildi. Verdim İstanbul'dan. Bence biraz yalan geliyor. Ses buraya çok daha az geliyor. Genel olarak kentten bahsediyorum, İstanbul'dan bahsediyorum. Ama İstanbul'a öğrendim, kentte çok daha fazla değinmedim. Sadece sunumun bir kısmında İstanbul'un herkesi kabul ettiğinden bahsediyorum. Ama bence İstanbul'u manifest edilmek için İstanbul'u bir anlamda gerekiyor. Bunun bir süreç oldu. İstanbul'u hale getirdim. Bunun süreç oldu. Bunun bir hale getirdim. İstanbul'u hale getirmenin kim oldu? Kenti yaratanın kim oldu? Ve kentler üzerinden aslında kentlerin kültürlerinin manifest bir kültür olduğunu, bir öncekiyle birleşip ve bilinçli bir şekilde bilinçli bir şekilde yol olarak bilinçli bir şeyi oluşturduğunu düşünüyorum. Mikro ölçekteki insanların farklı insanların ve farklı mekanların
düşüncelerin farklı çözümleri senteziyle İstanbul'u olduğunu anlatan bir düşünce ki senden çok farklı düşünüyorum. Çok haklısın. İstanbul ancak bunu yaratan üstte gelen insan yapmanlığıyla olabilir. Başka var mı? Konuşmamızda birkaç yerde birkaç kavramı tamamlayalım. Onları sormak.